Merhaba gençler, ben Şükran Hocam. TYT konularımıza özel tarihleriyle devam ediyoruz. Nedir bu özel tarihler dediğimizde? Özel tarihler, dünyanın güneş karşısındaki konumuna göre belirlenmiş olan tarihlerdir. Dünya güneş karşısında bazen dik, bazen eğik. Yani aslında her zaman eğik duruyor da güneş ışınlarının geldiği yerler konumuna göre yer değiştirir. Ve buna bağlı olarak da bu tarihler oluşmuştur denilebilir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerimiz ile başlayacak olursak biz buna 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks diyoruz. Ekinoks dediğimiz şey gece gündüz eşitliği. Gece eşittir gündüze. Yani dünyanın her yerinde bu tarihlerde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Tüm noktalarında 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu açıdan önemlidir bizim için diyebiliriz. Kuzey yarımkürede de, güney yarımkürede de, ekvatorda da, kutuplarda da her noktada 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanan tarihlerimiz 21 Mart ve 23 Eylül olarak karşımıza çıkıyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de neler gerçekleşiyor diye düşündüğümüzde güneş ışınları tam olarak ekvatora dik açıyla gelir. Tabii ki öğle vakti. Öğle vakti güneş ışınları ekvatora dik açıyla geldiğine göre bir yere güneş ışınları tam 90 derecelik açıyla gelirse o anda o yerde gölge oluşmaz. Güneş ışınını tam 90 derecelik açıyla alan noktada gölge boyu oluşmaz. Gölge boyu sıfırdır diyebiliriz. Bu tarihlerde aydınlanma çemberi dediğimiz gece ile gündüzü ayıran çizgimiz şu çizgi olarak düşünebilirsiniz bunu. Tam kutup noktalarından geçer. Güney kutup noktası, kuzey kutup noktası. Tam bunlardan geçtiği için de dünyanın bir yarısı tamamen karanlık, diğer yarısı ise tamamen aydınlıktır. İşte bu nedenle tam 12 saat gündüz, 12 saat ise gece yaşanmış olur diyebiliriz. Dünyanın her yerinde. Yarım küreler için bahar mevsimi başlar. 21 Mart dediğimiz tarih kuzey yarımkürede 21 Mart için söylüyorum. Kuzey yarımkürede hangi mevsimimiz başlıyor? Kendimizde ne başlıyor diye düşünebiliriz. İlkbahar. Kuzey yarımkürede yaşarsa güney yarımküre her zaman için tam tersini yaşar. Yani güney yarımkürede böyle bir durumda sonbahar mevsimi başlamış olur. 23 Eylül'de ise tam tersi gerçekleşecek. 23 Eylül'de kuzey yarım küre sonbahar, güney yarım küre ise ilkbahar mevsimine başlamış olur diyebiliriz. Aynı meridyen üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Meridyen nedir diye buradan çok kısa bir bahsedeyim. Bir kutuptan diğerine uzanan yaylara biz meridyen adını veriyoruz. Burada X noktası, Y noktası diyelim. Bu iki noktada da güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Çünkü her ikisi de 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşıyor. Böyle bir durumda bu yayın üzerinde de gece ve gündüz süresi eşit olacağı için güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar diyebiliriz. Ve her iki yarım kürede de ekvatora eşit uzaklıktaki noktalar, yani şu alan eşit olduğunu düşünürsek, güneş ışınlarını aynı açı ile alır diyebiliriz. Çünkü güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Yani buraya kaç derecelik açıyla gelirse buraya da aynı derecelik açıyla gelmek zorunda kalır bu durumda denilebilir. 21 Haziran gün dönümü dediğimiz tarih. Bazı kaynaklarda 21 Haziran yaz gün dönümü diye geçer. Ama bu tabii ki sadece kuzey yarımküre için yaz mevsiminin gün dönümüdür diyebiliriz. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Yani yengeç dönencesi dediğimiz nokta 23 derece 27 dakika kuzey enlemidir. Bu nedenle öğle vakti bu alana, yani güneş ışınının tam dik açıyla düştüğü anda gölge oluşmaz diyebiliriz. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Güney yarımkürede ise kış mevsiminin başlangıcı kabul edilir bu tarih. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Bakın aydınlanma çemberi tam olarak dairelerin üzerinden geçiyor.
Bunun sebebi güneş ışınlarının dik geldiği yerle arada da 90 derecelik bir açı farkı oluşacağı için noktadan değil kutuptan geçmiş olur diyebiliriz. Kuzey yarımkürede bu tarihte en uzun gündüz doğal olarak en kısa gece yaşanmış olur. Güney yarımkürede ise tam tersi en uzun gece en kısa gündüz yaşanır denilebilir. Bu tarihte nerede bulunursanız bulunun kuzeye doğru gittiğiniz zaman gündüz süresi artar. Güneye doğru gittiğiniz zaman ise gece süresi artmış olur. Bununla ilgili şu tarz sorular karşınıza mutlaka çıkar. Türkiye'den de sorular çıkabilir. Ankara'dan 21 Haziran tarihinde Sinop'a mı giderseniz gündüz süresi artar, Mersin'e mi giderseniz artar tarzında sorular. Böyle bir durumda siz ne kadar kuzeye doğru giderseniz, yani doğal olarak burada Sinop'a giderseniz karşınıza çıkıyor. Gündüz süresinin arttığını, güneye doğru giderseniz ise azaldığını, yani Mersin'e doğru giderseniz ise gündüz süresinin azaldığını görürsünüz. Bu farklı ülkelerle de sorulabilir. Tabii ki bunun için yer bilgimizin de olması gerekiyor. Bir yandan kış gün dönümü de diyebiliriz bizim için yani kuzey yarımküre için. 21 Aralık'ta ise güneş ışınları tam olarak Oğlak dönencesine düşer. Yani Oğlak dönencesi 23 derece 27 dakika güney enlemidir. Buraya dik açıyla düşer ve bu nedenle öğle vakti bu alanda gölge oluşmaz denilebilir. 21 Aralık'ta kuzey yarımküre olarak bizler kış mevsimine başlarken güney yarımküre ise tam tersi yaz mevsimine başlamış olur. Aydınlanma çemberi yine az önce bahsettiğim sebep nedeniyle kutup dairelerinden geçer, dairelerine teğet bir şekilde geçer. Ve bu dönemde gördüğünüz gibi kuzey kutup dairesi tamamen gece yaşarken güney kutup dairesi tamamen gündüzü yaşamış olur. Güney yarımkürede en uzun gündüz, bakın gündüz aydınlık alan güney yarımkürede daha fazla, şöyle gösterecek olursam eğer. Kuzey yarımkürede ise karanlık alan, mavi olan kısım çok daha fazla. Güney yarımkürede sarı olan kısım daha geniş yer kaplamış olur diyebiliriz. Bu da yine kuzeye doğru gittiğimiz zaman, yani dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, kuzeye doğru giderseniz gece süresi artmış olur. Güneye doğru giderseniz ise gündüz süresi artmış olur diyebiliriz. Kuzey yarımküredeki en uzun gece, güney yarımküredeki ise en uzun gündüz bu tarihte yaşanmış olur. Yani 21 Aralık'ta yaşanmış olur denilebilir. Gece gündüz değişim grafikleri karşımıza çıkacaktır mutlaka sorularda. Önemli bir konu. Ve gerçekten çok kolay bir konu. Mantığını anladığınız anda rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu diyebilirim. Burada bilmemiz gereken şey, az önce anlattığım tarihlerden en uzun gündüzün, en kısa gündüzün hangi tarihte, hangi yarımkürede olduğunu bilmemiz gerekir. Ve ekvatorda yıl boyunca gece ve gündüzün birbirine eşit olduğunu bilmemiz gerekir. Ekvatorda her zaman 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Tarih fark etmeksizin diyoruz. Ekvatordan uzaklaştıkça ise gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar. Mutlaka duymuşsunuzdur. Özellikle kuzey ülkelerinde 3 ay süren yaz mevsimi ya da 3 ay gündüzün olması, diyeyim yaz mevsimi değil, 3 ay gündüzün olması, 3 ay gecenin olması, gündüzün hiç, güneşin hiçbir zaman batmaması gibi söylemler mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bu durum kutuba yakın olan yerlerde gece gündüz süresinin arasındaki farkın çok fazla olmasıyla ilgilidir denilebilir. Bu tarz sorularda grafiğe bakarak yapacağımız şey, ben genel olarak gündüz süresini baz alarak yapıyorum ama gece süresini baz alarak da yapabilirsiniz. En uzun gündüzün yaşandığı tarih 21 Haziran'sa o yer kuzey yarımküredir. Çünkü kuzey yarımküre 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşar. En uzun gündüzün yaşandığı tarih 21 Aralık'sa o yer güney yarımküredir. Çünkü güney yarımküre en uzun gündüzü 21 Aralık tarihinde yaşar diyebiliriz. Gündüz süresinden bu şekilde yararlanabiliriz. Eğer gece süresini baz alacak olursanız da
gece tarihlerine bakacaktık. Bu durumda en uzun geceyi Kuzey Yarımküre 21 Aralık'ta, Güney Yarımküre ise 21 Haziran tarihinde yaşadığı için ona dikkat alarak sorunlarımızı çözeceğiz. Şimdi arkada bir örneklerimiz var. Gölge boyu değişim grafikleri dediğimizde ise gölge boyunu belirleyen en temel faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır. Güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse gölge boyu o kadar kısa olur. Güneş ışınlarının açısı arttıkça gölge boyu kısalır. Yani aralarında ters bir ilişki var diyebiliriz. Güneş ışınları tam 90 derecelik açıyla gelirse bu ne demek? Güneş ışınlarının dik gelmesi demek. 90 derece oluşturursa eğer o alanda gölge oluşmaz. Gölge boyu sıfırdır. Eğer 45 ila 90 derece arasındaysa, yani 45 dereceden büyük ise gölge cismin boyundan daha kısa olarak karşımıza çıkar. Eğer tam 45 derecelik bir açıyla geliyorsa, şuraya 45 derece diyelim. Cismin boyu ile gölgenin boyu birbirlerine eşittir. Eğer 45'ten küçük açıyla geliyorsa, yani artık gölge boyu dar açıyla geliyorsa, soğuksa diye de düşünebiliriz biz bunu, dar açı ile geliyorsa, o zaman gölgemiz cismin boyundan çok daha uzun olur. Bunu şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Öğlen vakti dışarı çıktığınızda bir gözlemleyin gölgenizi. Emin olun sizden daha kısa olduğunu göreceksiniz. Bir de aynı günün akşamüstü saat 5-6 civarında gölgelerinize bakın. Daha uzun olduğunu göreceksiniz. Ben genelde öğrencilerime fotoğraflarını çekmelerini tavsiye ediyorum. Bir öğlen gölgenizin fotoğrafını çekin. Bir de akşamüstü çekin. Aradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Ya da sabah saatlerinde çekin. Yine aynı şekilde aradaki farkı gözlemleyebilirsiniz. Bu mevsimden mevsime göre de değişen bir şey. Kuzey Yarımküre için, yani bizim için düşündüğümüz zaman güneş ışınları hangi tarihlerde büyük açıyla, yani 90'a yakın ya da 45 dereceden büyük açıyla geliyor diye düşünebiliriz. Tabii ki yaz mevsimi dediğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında daha büyük açılarla geldiği için gölgemiz daha kısa olarak karşımıza çıkar. Kış mevsimi dediğimiz Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise güneş ışınları daha dar açıyla geleceği için gölge boyumuz her zaman daha uzun olarak karşımıza çıkar denilebilir. Gölge boyu grafikleri şu şekilde olacak. Eğer gölge boyu sıfır olduysa o yer güneş ışınlarını dik açıyla alıyor demektir. Yani gölge boyunun sıfır olması demek kesinlikle dönencelerin arasında ya da dönencenin üzerinde bulunan bir yerden bahsediyor olmamız lazım. Çünkü dönencelerin dışındaki hiçbir nokta güneş ışınlarını 90 derecelik açıyla alamaz. Ve bu nedenle gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Mesela bizler Türkiye'de dışarı çıktığımızda gölgemizin oluşmadığı bir an hiçbir zaman göremeyiz. Kısa olabilir ama hiç gölgemizin olmadığı bir an yoktur gün içerisinde. Bunun sebebi Türkiye'de düzlemde 90 derecelik açıyla güneş ışınlarını hiçbir zaman almıyor olmasıdır denilebilir. Şimdi böyle bir grafik verildiğinde altta size tarihler yazacak, üstte gölge boyu yazacak ve arada bir çizgimiz olacak. Gölge boyunu sıfır olduğu an bize tam olarak o yerin nerede olduğunu bildirir. Gölge boyunu sıfır olduğu tarihlere bakalım. 23 Eylül ve 21 Mart tarihinde gölge boyumuz sıfır olmuş. Yani bu alan o zaman 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine güneş ışınlarını dik açıyla almış. Güneş ışınları 23 Eylül ve 21 Mart tarihinde tam olarak nereye dik açıyla gelir? Ekvatora dik açıyla gelir. O zaman bu noktalar kesinlikle ekvator üzerinde bir yerdir diyoruz. Eğer gölge boyumuzun 21 Haziran'da sıfır olduğunu görseydik, bu yer kesinlikle yengeç dönencesi üzerinde diyecektik. Eğer gölge boyumuzun 21 Aralık'ta sıfır olduğunu görseydik, bu yer kesinlikle oğlak dönencesi üzerinde diyecektik. Aralarda görseydik de bu yer dönenceler arasında bir yerdedir diyebilirdik. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmuyorsa bu yer dönencenin dışında kalır diyoruz. Yani bu hiçbir zaman 90 derecelik açıyla güneş ışınlarını almaz diyebiliriz. Şimdi onun örneğine bakacağız. Bu grafiğimizde güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmemiş. Çünkü gölge boyumuz hiçbir zaman sıfır olmamış. Bu durumda
Gölge boyunun en kısa olduğu an ya da en uzun olduğu ana bakabilirsiniz. En kısa olduğu ana bakacak olursak 21 Haziran'da gölge boyu en kısa, 21 Aralık'ta ise en uzunmuş. Gölge boyunun kısa olması demek ne demek demiştik? Güneş ışınlarının büyük açıyla gelmesi demek. Yani o zaman 21 Haziran'da güneş ışınlarını büyük açıyla alan bir yer kesinlikle kuzey yarım kürede yer alır. Kuzey yarım kürede demek tam olarak yeterli değil. Kuzey yarım kürede ve dönenceler dışında dersek daha doğru bir tanım olur. Çünkü dönencelerin arasında kalan bir yer olsaydı gölge boyumuz sıfır olabilirdi. Dönenceler dışında kalır. Bu tarz sorularımızı bu şekilde küçük dikkat ederek, küçük noktalara dikkat ederek rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.